Ben burada taşerondan, işçiden, memurdan ve kısacası emeğinde çalışan bordo mahkumlarının gelir vergisinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de toplanan her 100 liranın 22 lirası gelir vergisi. Yani %22'si gelir vergisi olarak bütçeye, hazineye gidiyor. Bu %22'nin de %68'i işte biraz evvel saydığım taşerondan, işçiden, memurdan ve bu meslek gruplarından, yani bordo mahkumu dediğimiz meslek gruplarından toplanıyor. Şimdi yılbaşında 1404 lira alan bir asgari ücretli Ekim ayında 1328 lira alıyor. Yılbaşında 388 dolar olan bir asgari ücretlinin ücreti 336 dolara düşüyor. Hadi 1400 liraya tamamladığımızda bunu, bugünkü gelinen rakam 355 dolar. Birinci rakamdaki kaybımız 62 dolar. İkinci rakamdaki kayıp, yani 1400 liraya eşitlerseniz 43 dolar kaybetmiş oluyor. Peki enflasyon ne oluyor? Enflasyonda 9'larda, 10'larda. Yani bir taraftan alım gücünü enflasyon nedeniyle yitiren bir işçi kardeşim aynı zamanda maaşında yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Ocak ayında asgari ücreti 10.7 gram altın alırken Ekim ayında 8.6'ya düşüyor. İki tane gram altını kaybediyor. Yine 268 litre benzin alabilirken bugün geldiği noktada 250 litre benzin alıyor. Şimdi bu vatandaşların enflasyon artarken, fiyatlar artarken maaşların düşmesi garip bir sistem bu sistem. Bu sistemi biz düzeltmeyeceğiz. Bu sistemi siz düzelteceksiniz. Maliye Bakanı'na söylediğinizde ne diyor? Bu sistem bizden önce vardı diyor. Ya siz halkın refah seviyesini artırmak için gelmediniz mi? Sistem yanlış ise düzeltecek olan sizsiniz. Öyle şak kurnasınız ki bindirdiğiniz vergiyi sadece matra içerisinde bırakarak değil, ayrıca bu matraları daraltarak, mesafelerin aralarını daraltarak ikinci bir vergiyi de böylece beyaz yakalıları, mavi yakalıları, çalışanları ne yapıyorsunuz? Tekrar vergilendiriyorsunuz. Bakın, vatandaşın cebine elinizi daldırmışsınız. Maliye Bakanımız burada olsaydı söyleyecektim. Bir gölge adam gibi, gölge adam gibi sabah kalkıp yataktan kalkıp ışığı yaktığı andan yatana kadar vatandaşı dolaylı vergisiyle, dolaysız vergisiyle, çalıştığı kurumdaki vergisiyle izliyor, yalnız bırakmıyor. Eli vatandaşın cebinde. Başka bir şey düşünmüyor diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür